Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bizler de soracak olursanız değerli takipçilerim, bugün Ramazan girişe gitmedi. Arkadaşıyla odun çekiyor. Şöyle tatlı koydum, kek koydum arkadaşlar. Şöyle çerez koydum. Ondan sonra güzelce bir de çay demledim arkadaşlar. Şöyle üst, ağzına da dolu vallahi. Ramazan ne kadar diyecek az sonra, az daha dolduraydın diye. Onda arkadaşlar biraz etimiz vardı dolapta, onu çıkardım. Onu haşlayacağım, akşama pilav üstü yapacağım. Ondan sonra şöyle post ciğerim vardı, dolabı işgal etmesin dedim, bunları çıkardım. Bunların arasını deleyeceğim böyle arkadaşlar. Fırına süreceğim, yiyeceğim. Şu ciğer arkadaşlar, bununla sulu yumurta neyim yaparım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu kırmızı ciğer, post ciğer değil yani, onları çıkardım. Ondan sonra bugün onlardan güzel bir yemek yapayım arkadaşlar. Ramazan gitti, annem gilden bir poşet biber topladı geldi, şöyle taze çiçeği burnunda yemyeşil. Ben de bir bilseniz yani o kadar da kötü değilim de çok hastayım. Akşam hastaneye gittik. Evde çok ilaç kullanmışsın arkadaşlar. Zehirlenme tehlikesine gelmişsin iyice. Eğer hepsini yutunca bir anda iyi olacağım zannettim. Nuvalgin, aferin, antibiyotik, grip ve soğuk algınlığı hepsini birden yuttum yani. Akşam otururken çok tuhaf oldum, biroş oldum. Hastaneye götürdüler. 1-2 saat hastanede durdum arkadaşlar. Gözlem altında. Ondan sonra geldik. Saat 1 idi. Vallahi bugün hiç kalkacak durumum da yoktu. Ama dışarıda odunlar, onlar çekilecek. İş, güç, şu odunları bir atalım dedi Ramazan. Alırlar arkadaşlar, yolun ortası. Ne olur ne olmaz. Heh, şöyle çayımız pişti. Düdüklümüzü de koyalım. Bitsin şöyle, biz aşağıda uğraşırken. Hemen bir de pilav yaparım. Pirinç pilav üstü yaparım. Dünden de kalma köftemiz var. Onlarla neyim girek içerik canlar. Yani bugün işimiz aşağıda. Evde işimiz yok. Kahvaltımız yaptık. Annem aradı. Komşum çorba pişirmiş gelmiş. Bol naneli yoğurt çorbası. Onu içtim. Sadece bir çorba içtim. Pek de bir şey yemedim arkadaşlar. 2-3 bardak çay içtim. Yine bir aferin Nuvalgin aldım. Yani çok başım ağrıyor, boğazım ağrıyor, yutkunurken acıyor. O yüzden konuşurken bile zorlanıyorum. Gerçekten yani zor bu hastalık, ara hastalığı. Ha bir de şunu demeden geçmeyeceğim arkadaşlar. Ben beğenmediğim lahanayı dün komşumun önüne koymuştum. O beğenmediğim lahana değildi. Akşamına biz yedik. Ondan sonra tenceremden sıyırdım, tabağıma koydum, dolabıma aldım. Yani beğenmediğim bir aylık, iki aylık lahana değildi. Tencerede pişirdiğimiz için beğenmediler dedim, anlarsanız eğer. Ondan sonra beğenmediğin lahanayı komşunun önüne koydun yedirmeye diye yazmışlar. Kesinlikle öyle bir hata yapmam. Yapmam da yani. Ben evimde her gün günlük taze yemek pişer. Ah, daha birini indirdim. Çayı indirdim, şimdi bir diye koydum. Benim evimde bayatlamış yemek olmaz. Kesinlikle günlük pişiririm, günlük girik. Beğenmediğim bir şeyi de asla misafirimin önüne koymam. Günahımı almaktan vazgeçin. Ya da günahımı almaya devam edin. Beni çok hafifletirsiniz. O kadar da çok günahım yok gerçi ama onda yine de Rabbim bilir. Yani ne kadar karamsarsınız, ne kadar kötü, pislik bir kalbiniz var. Vallahi anlamış değilim. Neyse canlar. Kafamı yormak istemiyorum. Hastayım. Uğraşamam. Öyle kötü yorumlarına. Şimdi çayımızı götürelim aşağıda içelim. Odunları çekerken videomuza devam ederiz. Merhaba canlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi Ramazan günü odun çekiyor arkadaşlar. Çay içtiler. Kek koydum. Yani gördünüz, pasta koydum. Oh. Vallahi aferin, yuttum. Acayip şekilde de telletti beni.
Bana çektirme olur arkadaşlar, hastayım değil. Ben de o sıraya kadar yemeklerimizi hazırlayayım. Makinede çamaşırlar, onları sereyim. Ondan sonra bulaşık makinamız boşalacak. Bugün hepsi makinede arkadaşlar. İçtiğimiz bardakları da yıkadım. Şöyle pirinçimizi, süzgeçimizi de güzelce yıkayalım. Ondan gibi külah içtiğim canlar. Post ciğerimizi de deşeyim. Onu da sereyim, yazayım. Tepsiyle fırına sürüyüm arkadaşlar. Gitsinler akşama. Bunları tepsiyle de yıkadım. Bizim çeşmenin şura bozulmuş arkadaşlar. Başlığı olduğu gibi içeriye süzdürüyor. Şuraya da koyalım, şurada sıstım güzelceğiniz. Tenceremizi çağırayım. Hadi geçelim öbür tezgahımıza. Tezgah iki olunca bir o yanına bir bu yanına. Arkadaşlar bu yayda dün ya Ramazan gibi inşaattaydı. İşi bitirince getirmişler. Şey etmesin, telef olmasın. Pilavımıza kullanalım. Valla 18 litrelik yağımızdan arkadaşlar az bir şey kaldı. Biz yağı çok mu kullanıyor? Ne yapıyor bilemedim. Gerçi çok da kullanmıyorum. Biliyorsunuz bir yemek pişirme çorbası oluyor. Ondan sonra yanında pilav oluyor. Şöyle çokça pişireyim arkadaşlar. Akşama misafirimiz de var. Ali abi. Ramazan gününden, Ramazan'dan şu an odun çekiyor. Yazık ki evine gidip yemek hazırlamasam burada bir zihne gitsin, içsin, çayını içsin, yemeğini içsin. Öyle gitsin. Oh. Ses şu an tutuluyor konuşurken. Nefes almakta zorlanıyorum. Dibinde bir Novalgin yuttum arkadaşlar. Başım çok kötü ağrıyordu. Bir daha ağrı kesici yuttum. O da beni acayip şekilde terletti. Herhalde iyi geliyor. İyi olacak. Hiç böyle hastalamadım diyeceğim ama ben hastaladım. Hep böyle kötü hastalığım. Bir sene de hastaladım. Yukarı evdeydim. Bir buçuk sene sesim böyle kısık bir şekilde konuştum. Ağlayacağım neredeyse. Yani konuşmaya canım daha istemiyordu. Ben bir buna sıcak su çekeyim arkadaşlar da pilavımıza. Pilavımızın altını yaktık. Yanmıyor gibi görünüyor da yanıyormuş. Oh. Pilav dinlenince güzel olur canlar. Pilav dinlendi mi iyi olur. Şöyle knorumuzu da çıkaralım. Ve yanına kavun, kavun keseri. Karpuzumuz yok. Yalan olmasın. Etimiz de pişti. Koftemiz de var. Salata yapacağımızın Ramazan Bey istedi. Domates salatasını pek sever o. Akşam yaptım arkadaşlar şöyle uzun kaseyini. Hep yedik vallahi. Boşuna dememişler arkadaşlar ev alma, komşu al diye. Allah razı olsun. Hem bacım, hem komşum, hem dostum, hem arkadaşım. Sabahın bana bir çorba getirmiş. Onu içtim. Ondan sonra bir iki bardak da çay içtim. Üstüne de bir hap yuttum arkadaşlar. Öcük bugün şöyle kemiklerim ağrımaya orada. Daha yani dün hele bütün akşam hele bütün kemiklerim ağrıyordu. Onun üstüne bir de hap yutunca acık kendime geldim.
Sadece boğazında zaman alınca ağrı oluyor. Yutkun ötene olsun. Yani bir sabaha mahsus değil. Her zaman oluyor. Akşam hastaneye gittik ya. Ben yuttuğum hapları söylemedim. Ağrı kesici inle vursunlar diye. Ramazan Şahin ben gittik arkadaşlar. Ondan sonra Ramazan kapıyı dahil çalmadı doktorun kapısına. Öyle bir şekil girdi ki. Ondan sonra doktor hayrola dedi. Bir şey mi var dedi. Hastaysan sırayla bekle dedi Ramazan'a. Hasta değilim dedi. Yanındakinin eşi olurum dedi. Bu dedi evde dedi 2-4 tane hap yuttu dedi. Söyledi mi dedi. Ben de söyleme dedim arkadaşlar. Ağrı kesici vursun diye. Çünkü akşam tüm kemiklerim ağrıyordu. O kadar kötüydüm. Ondan sonra sen dedi çok dedi, ağır haplar kullanmışsın dedi. Şimdi bir de sana ağrı kesici vurursak dedi. Allah korusun dedi yani zehirlenebilirsin dedi. Niye söylemedin başlangıcı? Ben de ağrıyor doktor dedim. Hanım dedim, her yerim ağrıyor dedim. Doktor da bayandı. Bana da hızlı. Bana. Sen niye söyleme o evdeki kullandığın hapları diyor. Arkadaşlar gerçekten hani bir de bazen insanın canı o kadar acıyor, o kadar derileri ağrıyor ki anlatacak kelime bulamıyor. Akşam Şahin çarşıdaydı, babası aradı, hemen geldi gittik ya. Yani orada bir şey yapamadılar. Evdeki aldığım ilaçlarından duruyor. Şimdi sana bir de ahiretten burada ağrı kesici vuracağım dedi. İyice kötüleşirsen dedi. İyice kötüleşirsen beni evde yoğurdunla ayran yapar içerim diyorum doktora. Doktor da diyor ki ayranla yoğurdu bırak da diyor buraya gel diyor. Oh. Oh değil Allah'ım çok şükür. Allah. Hastalık gerçekten çok kötü. Rabbim kimselere dermansız dert vermesin. Tuzumuzu da atalım. Şöyle azaltalım, kapatmayalım. Sonra zehir şeyler, zehir gibi tuz olur. İnsan evinde yemeğini bari pişiriyor. Allah Allah razı olsun Ramazan'dan. Sen hastasın dedi. Kimi çekemezdik dedi. Hemen arkadaşını çağırdı arkadaşlar. Arkadaş da alo demeden hemen gelebilecek bir insan yani. Hiç kırmaz. Hemen geldi. İkisi çekiyorlar. Sen dedi yavaş yavaş yemeğimizi hazırla. Ben arayla çekerim dedi. Suyumuz yeterli. Altını da kısalım değerli takipçilerim. Hem dertleştik hem pilavımı pişirdim. Etimiz pişti. Sulu köftemiz var. Onu da ısıtırım. Ondan sonra Allah ne bildiyse arkadaşlar. Oturur, yiyir, içerik. Ben bunun ağzına kapak getireyim. Kapatayım. Biraz sonra konuşuruz değerli takipçilerim. Şimdi çamaşırları sereceğim. Ramazan gününün iç çamaşırları var. Yarın da işe gidecekler. İnşallah kurur. Vallahi bilmiyorum zannetmiyorum pantolonlar neyim de. Gomlet neyim kurur. Artık yarın da evde yedekleri giysinler gitsinler. Neyse canlar biraz sonra görüşürüz. Yemeğimiz o sıraya kadar bitsin. Ağzını kapatayım. Masamın üzerini toplayayım. Etimiz de havasını alsın. Bakayım pişmiş pişmemiş. Ne yaparken görüşürüz. Salata yaparken kavun karpuz keserken görüşürüz. Evet değerli takipçilerim şöyle görmüş olduğunuz gibi az bir kalmış. Şu ayırdıkları parçalanacak. Şurada köşede kalmış biraz da. Çipki yine benim ellerden öper. Bakalım ne zaman çekerim. Bu da kurumuş gerçi. Çekilse de fena olmaz. Vallahi yine iyi başardık. İyi parçaladık. Şöyle. Bunlar parçalandı. Şunlar niye kalmış? Onu da hiç bilmiyorum. Artık şu ayırdıklarını parçalarken bunlar da parçalanır arkadaşlar. Aman her şeyin hayırlısı.
Suları yine kesmişler. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hiç su kalmamış. Pilavım pişti. Çamaşırları serdim. Etim pişmiş. Bir salata kaldı. Bir de kavun karpuz kes. Aman karpuz diyorumsa de kavun keseyim arkadaşlar. Onu yine bugün akşamı hallederiz. Tavuklar da çoğalacağı yerde hepsi ölüyor. Çekmiyorum sizi. Ana bak. Bayağı da olmuş arkadaşlar. Tek kaldın he. Yeşilim. Yeşilim de yeşilim. Çık çık, tamam çık, sana bir şey yapmayayım, çık. Git haydi. Ramazan nasıl sifleyiyor bak odunları. Bayağı da kıymış, parçalamış yani. Of of diyor Allah'ım, çok şükür. Hah, ben şöyle çıkayım arkadaşlar. Ben niye indim de aşağıya, ne bileyim onu da bilmiyorum. Anam vay. Biri de ot vermiş herhalde Ramazan'a. Kim verdi bilmiyorum, sormadım da. Şöyle ot var. Pilavımız da gayet güzel demlensin arkadaşlar şurada. Pişmiş. Vallahi bir pahır pilav olmuş. Anan da yesin, baban da yesin. Hah. Varayım biraz da dışarıda komşularımla sohbet edeyim. Daha erken gimya. Icık çeksinler. Hemen gimya. Otururlarsa çekmezler. Dur o. Aradın mı? İyi. Anam vay. Anam vay. Anam ki anam. Merhaba arkadaşlar. Şimdi illa ki aranızda biriniz demese, biriniz diyeceğiniz. Hacer hem o et hem bu çiğne, ikisini de niye yaptın diye. Çünkü arkadaşlar Ramazan istedi. O yüzden bir de ben bunu pek çok severim. Şöyle güzelce yazayım canlar. Bunun da adını bilen bilir. Bir de şöyle burayı çarı bitsin arkadaşlar. Çünkü yemeklerimiz hazır. Bu bir şekilde de şöyle koymuş olduğunuz gibi çok değil zaten, az. Şurada güzelce bitsin. Yine kalanı da arkadaşlar bunun ciğer, ciğeri de güzel canez bir şey diyeyim. Dur bakalım, şurada bir diğer bir şey vardı. Onu da alalım da bitsin. Ha, onu yıkadım. Aklınıza kesinlikle bir şey gelmesin. Temiz yani arkadaşlar. Valla şunu yapsam yiyeceklerini zannetmiyor ama bir parça koyuyorum. Kırmızı ciğer.
Aman. Ali abi gir. Üstüne tuzu da attım arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar yarın sulu yumurta yaparım. Tuzumu da atayım arkadaşlar. Fırınım da çalışıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi pişmeye girelim bakalım be. Alta da sürüyorum arkadaşlar. Sen de hıh diye yok. Bir de onu bellemişsin. Sen de hıh. Şunu da parçalayayım canlar. Parçalamama gerek de yok hadi ya. Böylece dolaba koyayım. Ondan sonra yarın bir güzel sulu yumurta yapayım bununla. Aman aman. Tezgahların üstü dağınık oldum arkadaşlar. Gerçekten bir değişik oluyor. Şöylece bunu da dolabımıza atayım canlar. Yarın dediğim gibi sulu yumurta yapayım, parçalayayım. Hemen canı salatamızı da yapalım. Duran! Duran! Bak hele mi oğlum de? Dışarıdan bana bir tane şey getir anne. İki tane. Soğan getir haydi. Şey etelini de getirin mi bana? Abo Duran yine ne olmuş biliyor musun? Koş bir şu erteliğimi getirelim bana be. Tüh Allah kahretmesin ya. Ney? Soğan orada dolapta. İki tane getir ya. Yani bu halıyı çağırmak farz oldu. Vallahi. Olduğu gibi yine hortum pırtmış, eve su vermiş. Şu videomu kapatalım 2 dakika. Vallahi arkadaşlar bakın hele yine olduğu gibi eve halıyı ıslattı. Yarın bu halıyı çıkarayım komple. Ondan sonra yıkanmış temiz halımız vardı. Duran açma ağzını, et onun içindeki oğlum. Pilav yapıyorum, yanına bir de pakla yap da. Oğlum paklaya da daha geçen gidiyor ya sen hiç durmadan pakla yiyeyim paklacı olacaksın. Seviyorum diye hiç durmadan pakla yenilmez ki. Yenilmiyor. Adamın karnını ağrıdır. Allah Allah. Şu dolapta kavunu bir bir. Öyle git sana.
Yukarıda bir tane de yine tabak indir porselen. Kavun kesmeye. Ne indireyim? Tabak. Şöyle zabanın kahvaltıya doğru edelim arkadaşlar. Yiyinmemiş. Hiç değilse bunu da salata yapayım. Yemeğin yanında yesinler. Ne nasıl canım sıkıldı şuraya bak hele. Ayağım hele dondu. Yarın bunu çıkarayım da. Gerçekten. O masanın altında bir boş atayım. Kavunu da getir. Babangil aşağıda odunla uğraşıyor insanın yanlarına. Üstünü temiz. Makine temizler yani vatanları da. Şimdi çocuklar da gerçekten bir acayip. Hı? Buyurun gelin arkadaşlar. Bugünkü menülerinizde benden olsun. Kuzeyeceğiniz bir yirik dünyamızı arkasına çayı, üstüne de kahveyi gönderirik. Buyurun gelin hep beraber yiyelim, yiyin, içelim, yiyin. Hepimiz olduk birer aile, bacı, kardeş. Durana iş buyur. Geriden arkasından sen yap. Gitmiş bir değişik soğan getirmiş. Salatamızın soğanını da doğrayayım arkadaşlar. Kavunumuzu da hazırlayayım. Vallahi videomuz geç kalacak. Bugün çok geç başladım canlar videoya. Yani hazırlanışını çekeyim. Sinemizi de kapak fotoğrafı yaparım. İnşallah beğenirsiniz. Hasta da olsam kalkacaksın çoluğun çocuğun için, ailen için yemeklerini hazırlayacağın arkadaşlar. Yani iyice de kalkamayacak durumda olursam zaten Ramazan hazırlanır. Ondan hiç şüphem olmuyor. Gerçekten yani hiç şüphem olmaz. Ramazan dört dörtlük yemek hazırlar. Yani bunu anlatmama gerek yok. Şahit olup da görenler çok. Zehir, zehir. Şöyle görmüş olduğunuz gibi salatamız da tamamdır. Kavunumuzu da dilimleyelim arkadaşlar. Videomuzu da burada sonlandıralım. Neyse değerli takipçilerim, bu kadar buraya kadar izlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Hepinize çok çok teşekkür ederim.
Rabbim ne muradınız, ne dileğiniz varsa versin inşallah. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yarınki videomuzda görüşmek, buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Yarın inşallah, yani o kadar kötü olmazsa video çekerim. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkese hayırlı akşamlar. Şunu da şurasını alayım. Şöyle canlar, kavunumuz da hazırdır. Kavun da düşmeye hazır. Neyse canlar, yarın görüşürüz.